pazara koruyorum, geri gidesim geliyor. Yani bu fiyatlar kendi ellerinde aslında. Her şey çok pahalı. Bir aldığımızı bir daha aynı fiyata göremiyoruz. Şimdi marketlere baktım da ondan sonra pazara geldim. Hangisi iyiyse oradan alacağım. Meyve ve sebze fiyatlarındaki artış pazarı da etkiledi. Bizler de vatandaşlara pazar fiyatları hakkında sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Pazar fiyatları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Pahalı, güç yetmiyor. Evet. Peki sizce bu pahalılığın sebebi ne olabilir? Ekonomiden. Neden olabilir? İnsanların şu anda var, alamıyorlar ama. Yokluk çekiyorlar, çok yüksek fiyatlar. Biberin kilosu 50 liraya kadar dayandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fazla pişiremiyoruz, alamıyoruz. Yani hepimiz şimdi, fakir de aynı duruma düştü, zengin de aynı durumda. Bu kadar. Peki haftalık pazar için ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz ve yeterli oluyor mu bu bütçeniz? Evvelden 200 lira ayırıyordum bir pazara, şimdi 200 lira yeterli olmuyor. Geçen hafta bir yumurta, patates, soğan alabildim. Bir şey alamadım. Vallahi fiyatlar uçmuş durumda. Hiçbir şey güç yetmiyor yani. O şekilde. Peki sizce bu fiyat artışının sebebi ne olabilir ve önüne geçebilir miyiz? Önüne geçebilir miyiz? Yani ekonomimizin güçlenmesi lazım. Bu da savaşın bitmesiyle ilgili diye düşünüyorum ben. Biberin kilosu 50 liraya kadar dayandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Mevsimle ilgilidir. Biraz da hava şartlarıyla ilgili olabilir diye tahmin ediyorum. Peki ya sizler haftalık pazar için ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz ve bu yeterli oluyor mu? Haftalık 200 lira civarında. Yeterli oluyor mu? Oluyor. Pazara ben şaşırıyorum vallahi, aklım yetmiyor. Bu kadar pahalı fiyat şey olmaz ya. Salatalık 15 lira, kıvırcık 15 lira, 17 lira. Sebebi bu vatandaş mı, hangiler getirenler mi bunları pahalandıran? Peki sizce bu fiyat artışı önüne geçebilir miyiz? Vatandaş olarak biz nasıl geçecek? Hükümet geçmesi lazım. Devletin geçmesi lazım bunun önüne. Yani bu şekilde vatandaş Ramazan'da zebze yiyemez, bir şey yiyemez, bu durumda inmez. Biberin kilosu 50 liraya kadar dayandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu yapmıştır. Kim yapacak abi? Peki sizler haftalık pazar için ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz ve yeterli oluyor mu? Bütçe yok ki. Dargor 100 lira para ayırıyor, 100 lirada bir şey alamıyor kardeş. Hanım WhatsApp'ı göstersem şimdi alışveriş dolu. Alacak bir şey yok. Pazara koruyorum, geri gidesim geliyor. Hiç iyi değil. Kendileri abartıyorlar. Benim fiyatlarımı hiç kimseye bakarak arttırmıyorum. Galyana da gelmiyorum. Hepsi galyana geliyor. Yani bu fiyatlar kendi ellerinde aslında. Ben duyuyorum dışarıda su buraya atmış. Asla fiyatıma zam yapmıyorum. Sabit duruyor. Herkes biraz sakin olsa böyle her şey birdenbire fırlamaz. İnsanların elinde bu zam. Peki biberin kilosu 50 liraya kadar dayandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ne diyeyim, diyorum ya o insanlar birbirini kullanarak yapıyoruz ama. Üretici de ne kadardır? Bir tane onu araştırsınlar. Üretici de o kadar değildir. Peki ya sizler haftalık pazar için ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz ve yeterli oluyor mu bu size? Ya o herkesin gelirine bağlı. Benim gelirim ayrı, herkesin geliri ayrı. Peki size yeterli oluyor mu ayırdığınız bütçe? Yeterli oluyor çok şükür. Ben şikayetlenmiyorum. Şikayetlenmek amaçlı değil. Ben sadece insanların kendinin bu çarkı kendilerinin hızlandırdığını düşünüyorum. Her şey çok pahalı. Bir aldığımızı bir daha aynı fiyata göremiyoruz. Biber 40 lira, yarım kilo 20 lira diye yazmışlar. Bilmiyorum, her şey ona göre. Bir bağ maydanoz, tereyağı 5 lira, 4 lira. Allah yardım etsin. Peki, fiyatlar sizi nasıl etkiliyor? Herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor tabii. 100 liraya çıkıyoruz, hiçbir şey almadan geri gidiyoruz. Peki ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz haftalık pazar için? 200 lira ayırıyorum genelde. Olmuyor. İstediğim gibi de almıyorum. Pazar fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok pahalı canım. Boş geliyor, boş gidiyor. Bak yok bak. Biraz bir şeyler yeşillikle alacağız. Çok pahalı. 17 lira ya. Bir marul. Bir maydanoz 6 lira, 7 lira. Nasıl oluyor? Nasıl geçinilecek bir emekli maaşıyla? Anlayamıyoruz. Biber 50 liraya kadar dayandı kilosu. Onunla ilgili neler düşünüyorsunuz? O da çok fena. Yemiyoruz. Domates, biber yemiyoruz. Mevsimi gelene kadar inşallah bahçemizden çıkar, o zaman yeriz. Fiyatlardan dolayı domates, biber yemeyi bıraktınız. He bıraktık yani. Niye alınır mı ya? Biber. Niye ki? Yazlık koyduğumuz biberlerden yiyor. Dondurucularda yiyor. Onlar da bitmek üzere. Peki bir pazar için
haftalık ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz ve yeterli oluyor mu bu bütçe? Hiç bütçe ayıramıyor. Cebimizde ne varsa onu paylaştırıyor. Hiç ayırmıyor pazar parası falan. Şimdi marketlere baktım da ondan sonra pazara geldim. Hangisi iyiyse oradan alacağım. Yani çok pahalı. Vatandaş alım gücü çok az. Bakıp bakıp geçirdiğini görüyorum. Ben bile almasam şunu da yemesek de olur diyorum. Allah yardımcımız olsun. Biber fiyatları 50 liraya kadar dayandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi almayalım yemeyelim. Şart değil yani. Bunun mevsimi var. O zaman yiyelim. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Yani hiçbir şeye güç yetmiyor. Bunun içinde yani hükümet hiçbir şey yapmıyor. Yani hepimiz çaresiziz. Yapacak hiçbir şey yok. Her şey çok pahalı. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Yani diyeceklerim. Peki sizce fiyatların düşmesi için neler yapılabilir? Yani hükümet el atması gerekiyor. Yani hiç kimse bir şey yapamaz. Hükümetin yapacağı şeyler. Yani bunu biz yapamıyoruz. Halk bir şey yapamıyor. Ayaklanmak suç, her şey suç. Bu ülkede ağzını açsan suç. Yani o yüzden hükümetin yapacağı şeyler. Biz bir şey yapamayız. Biberin kilosu 50 liraya kadar dayandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Almayacağız. Halk olarak almayacağız. Yapacağımız tek şey bu. Almayacağız. Almak zorunda değiliz. Yani biz almadığımız sürece bu fiyatlar inecek. Ama biz halk olarak almaya her şeye devam ediyoruz. Yani hiçbir şekilde bir tepkimizi göstermediğimiz için yani sonuç bu. Yapacağımız bir şey yok. Peki haftalık pazar için ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz ve yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor. Biz de 200-250 ayırıyorduk ama yeterli değil. Yani yetmiyor.